Peki. Aslan Soykan'ı dün akşam çıkışlarını gördün mü? Tabii. Anneye dedi ki anne sen ne istiyorsun gerçekten? Evet. Yani bu kızdan ne istiyorsun? Olaylar bambaşka bir hale bürünüyor aile dizisinde efendim. Neler roller yaşanmış? Mi değişiyor diyorsun? Şöyle bir bakalım. Seni bu aileden yapan asıl şey ne biliyor musun? Nedir? Suç. En güçlü ortaklıklar suç üzerine kurulur. Bizim aile masamızda da aslında suç ortakları oturur. Sen ne söyledin yine? Hayır yani ne geçiyor senin eline böyle konuşarak? Rahatlıyor musun? Ben kötü bir şey söylemedim oğlum. Devine ailemize hoş geldin dedim sadece. Bir şey mi oldu? Başımız sağ olsun ya. Devin Akın'ı kaybetmişiz. Müsaadenle ben Devin Akın'ın ölümünü anlatacağım sana. Senin üslubunla. Birinci evre... İnkar. Onda mı geçtin? Öf, sıkıcı bir yer. En sıkıcısı. Üçüncü aşama. Pazarlık. Orada mısın? Şimdi bu İlyas Koruzade her şeyi öğrendiğinde belki kocan belki de kardeşin ölecek. Ya da bu her şeyi bilen avukat ve karısı ölecek. Ne yapacaksınız ki? Ailenizi korumanın tek yolu birilerinin ölmesi mi sürekli? Maalesef öyle. Ve bu işin başka pazarlığı yok. O da mı değil ya? O zaman depresyon. Bak sana bir hasta tavsiyesi. Şimdi ben de şöyle oldu, öyle atlattım yani. Böyle gidiyordum eve. Bir koltuğa oturuyordum. Televizyona, melevizyona öyle abuk subuk şeyler öyle mal mal bakıyordum. Onda mı geçtin? Seninki son aşama ya. O zaman kabullenme. Madem avukat yok ortada, madem güvende, suçu avukatın üstüne yıkın diyorsun. Yani suçu avukata yüklemek ancak bir soykanın aklına gelebilir. Bravo doktor. Tam bir soykan olmuşsun. Devin Akın öldü. Yaşasın Devin Soykan. Hı? Hasan ne diyorsun? Bir şey söyle. Ne bakıyorsun yüzüme öyle? Yarattığım canavara bakıyorum. Savunucusu Devin. Olaylar. Ne oldu? Devin Soykan mı oldu şimdi? Valla giderek labirentin içinde daha da dalmaya başladık. Hiç. Çıkış yolu. Valla öyle güzel bir satranç oyunu gibi gerçekten. Ki şu anda bambaşka bir yerlere gidiyor. Helal olsun yani. Yani insanın başına acımasız bir şey geldiğinde acımasızca ve bununla karşılaştığında hayatta artık o eski sahafiyane duyguların kalmıyor. İster istemez buna tecrübe deniyor. İşte farklı farklı yorumlar yapılabilir ve sonra bir başka kimliğe bürünüyorsun ve diyorsun ki ya ben eskiden böyleydim artık değilim, olamıyorum, istesem de olamıyorum çünkü güvenim sarsıldı. Şimdi buradaki değişim, bu karakterin buradaki değişimi diziye bambaşka bir yön veriyor. Yani şu an herkes Devin'in nasıl değiştiğini Devin'e anlatmaya çalışıyor ki gerçekten sahneler, diyaloglar şahane. O kağıtta ne yazıyor sence, gelen kağıtta sonunda? Kalp falan mı var acaba? Papatya ya da. Bence Devin Soykan oldu. Yani bambaşka başında soyadı almak istemeyen Devin'in aslında ister istemez geldiği durumu. Hayatın acımasızlığı mı diyelim yoksa? Gerçekleri. Gerçekleri. Belki bu oyunu çok sevdi. Hmm. İşte böyle de... bak türlü türlü sorular oluşturunca valla senaryo kafası aslında
Yani çok hani o labirentin çıkmaz sokaklarından evet. nereye doğru gideceksin falan filan. Bu dizi gerçekten dünya çapında bir yazım kadrosu da var, şahane. Müthişler, gerçekten müthişler ve her karakterin altından ve her cümlenin altından başka oyunlar çıkıyor. Acaba hangisine inansak, hangisi gerçek, hangisi haklı? Çok sorguluyoruz. Tebrikler, şahane.